Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi geldik integralde alan 3. bölümüne kardeşlerim. Burada da iki tane eğri arasında kalan bölgenin alanını inceleyecekmişiz dostlarım. Gayet basit bir kısımdır. Çok seveceksiniz. Hiç zorlanmayacaksınız arkadaşlarım. Hemen halletmeye çalışalım. Şimdi kalemimizi aldık. Hatta şu kalemi alalım, daha da tatlı olsun. Tamam, neyse, bu kalemle idare edelim şimdilik arkadaşlarım. Şimdi diyor ki, kardeş, eğer diyor sana iki tane eğri verilmişse, bak bir tane fx eğrisi verilmiş, bir de gx. Yine sınırlarımız işte olacak A'dan B'ye kadar olan kısmını, şuradaki maviyle boyadığım A bölgesinin alanını bulmak istiyorsan diyor, şunu yapacaksın. İntegralini yazdın. İntegral, sınırlarımız A'dan B'ye kadar. Yine ilk iki integralde alan bölümünde öğrendiğimiz gibi sınırlarımızı yazıyoruz. A'dan B'ye kadarmış bu sınırlar. Diyor ki kural, önce üstteki eğrinin denklemini yaz, sonra alttaki eğrinin denklemini yazıp birbirinden çıkarttığında işte bu integralin sonucu sana aradığın alanı verecek diyor dostlarım. Veya şu sağ taraftaki şekle bakın arkadaşlarım. Şurada da aynı muhabbet var. Yine üsttekinden alttakini çıkartıyormuşuz. Üstteki alandan fx'miş üstteki alanımız. Alttaki de gx'miş. Üsttekinden alttakini çıkartıyorsun diyor. Ve sınırlarında artık neyse A'dan B'yeymiş buradaki sınırlar. Sana bu iki eğrinin arasında kalan bölgenin alanını veriyor diyor. Yani mevzu ne kardeşim? Üsttekinden alttakini çıkartacaksın. Olay bu kadar basit. Şimdi geçelim hemen ikinci kısmımıza. İkinci slaytımıza bir geçiş yapalım. Geçebildik mi? Geçtik. Evet, burada da diyor ki dostlar, yine şuradan kalemimi alayım. Yine bakın iki tane eğri var fakat bu eğriler şurada bir B noktasında kesişmişler. Yani alan iki parçaya ayrılmış dostum. Sen şimdi A alanını bulmak istiyorsan üstteki eğriden, ki üstteki eğri mavi renkli olan, hangisiymiş mavi renkli olan? Fx. Üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartıp sınırları da A'dan B'ye kadar alırsan diyor, işte birinci integralimiz. Burada diyor sen A alanını bulursun. Şimdi B'yi de bulmayı biliyorsunuz dostlarım. Neydi kural? Sınırlarımız, bakın, B'yi sınırlayan x eksen üstündeki sınırlar B'den C'ye kadar. Tamam. Sınırlarımız B'den C'ye. Peki bu sefer üste hangi eğrimiz geldi? GX. Bakın kırmızı olan GX eğrisi üst tarafa geldi. O yüzden B'yi bulurken sen ne yapacaksın? Önce GX'i yazacaksın. GX'ten FX'i çıkartacaksın. Peki hocam, ben şöyle yapsam bu integrali, şu integrali şöyle yazsam. Sınırlarım yine B'den C'ye kadar olsun. Fakat ben önce fx'i yazıp sonra gx'i yazıp integral alsam buradan nasıl bir sonuç çıkar diye sorarsanız kardeşim, buradan da bulacağın cevap, şimdi sen üsttekinden alttakini çıkartacaktın normalde. Ters işlem yapıyorsun. Yani şuradaki işaret fonksiyonların yerini değiştirdin. O zaman işleminin sonucu negatif çıkacağı için B alanının negatif değerini bulursun. O yüzden bunu bir de eksiyle çarpmalısın ki kardeşim, pozitif alan pozitif olsun diyeceksin. O yüzden bunu bir de eksiyle çarptık. Yani yer değiştirdiğinde işaret değişiyor dostum. Hocam peki bunların ikisi toplam A'dan C'ye kadar mutlak değer içinde yazılsa, bakın dikkat edin, burada mutlak değerlerimiz var. Mutlak değer olduğu zaman ne yapacaksın dostum? Toplamları, değil mi? A artı B. Yani üstteki alttaki olduğuna hiç dikkat etmeyeceksin. Sonuçta mutlak değer var. Bu dışarıya her zaman pozitif çıkacağı için sen alanın eksi mi artı mı olduğuna hiç dikkat etmene gerek yok. Direkt toplamları senin aradığın cevap olacak. Peki tamam öğretmenim, güzel de. Hani sen bir de bize y ekseni arasında kalan bölge demiştin. Bakın ona da değinelim. Eğer ki y eksenine göre sınırlarınızı yazdıysanız, A'dan B'ye göre yazdıysanız, bu sefer de sağdakinden soldakini çıkartacaksınız dostlarım. Aynı şekilde burada da böyle sağdakinden, yani FY'den GY'yi çıkartacaksınız dostlar. Şurada Y yazıyor, ona dikkat etmemişiz. Sol taraftakini çıkartacaksınız. Mevzu bu. FY'den GY'yi çıkarıyorum. Yani sağ taraftakinden sol taraftakini çıkartacakmışız dostlarım. Tabii ki burada fonksiyonlarımız Y'ye bağlı olacaklar. Çünkü sınırlarımız Y'ye bağlı. Bunun aynısını bir de çift eğrinin kesiştiği durumda da görelim dostlarım. Bakın şurada kesişme noktaları var. Sen şimdi B alanını bulacaksan, sınırların bir kere B'den
C'ye kadar geldi. B alanını arıyorum, üsttekini. Sınırlar B'den C'ye kadar. Sağdakinden, sağdaki hangisiymiş dostlarım? Kırmızı olan, yani G, Y'ymiş. Şuraya Y yazalım. G, Y. G, Y'den F, Y'yi çıkartacaksın. B alanını bulurken, bakın G, Y'den F, Y'yi, sağdakinden soldakini çıkartıyorum. A'yı bulurkense sınırlarım yine A'dan B'ye kadar, sınırlar A'dan B'ye. Sağdakinden, yani bu sefer siyah olandan kırmızıyı çıkartacağız. Siyah olan hangisiydi? FY. FY'den GY'yi çıkartacağız dostlarım. A alanını bulurken de FY'den GY'yi. Ve yine mutlak değer olarak da gösterdim dostlar. Eğer mutlak değer varsa direkt ikisinin toplamı, hangisi artı hangisi eksi diye düşünmüyorsunuz. İkisinin toplamını alıyorsunuz, geçip gidiyorsunuz. Evet, şimdi bu mevzuları bir de sorular üstünde öğrenmeye çalışalım. Tüm sorular bittiğinde kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak arkadaşlar. Hadi bakalım ne diyor şimdi birinci sorumuz. Burada A ve B şıkkından oluşan iki soru yazmışız. Bakın B şıkkı artık sizin için çocuk oyuncağı olmalı dostlarım. Şu B şıkkındaki soru. Bakın ne diyor? Eksi 3'ten, sınırlarımız eksi 3'ten 5'e kadar olan tüm bölgenin alanını mutlak değer içinde sormuş. Fark ettiniz mi? Burada mutlak değerimiz var. Mutlak değer olunca ne diyorduk? İkisinin toplamı. Yani bunun cevabı S1 artı S2. O da nedir dostlarım? 10 artı 14'ten 24 gelecek bu sorunun cevabı. Şuna bakalım. Bu da diyor ki eksi 3'ten 5'e kadar diyor. Fx'ten gx'i çıkartın diyor kardeşim. Şimdi sınırımız şurada kesiştiler bunlar. Şurada bir noktada kesişiyor. Bu noktaya bir k diyelim biz isterseniz. Dostum, şimdi ben bunu normalde eksi 3'ten k'ya kadar yazdığımda kırmızıdan mavi eğriyi çıkartacağım. Yani fx'ten gx'i çıkartırsam buradaki integralim, tekrar söylüyorum, eksi 3'ten k'ya kadar kırmızıdan maviyi çıkartacağım. Yani fx'ten gx'i çıkartırsam dostum, fx eksi gx dediğimde, işte dx'i de yazalım buraya şöyle parantez içinde, sen s1'i bulursun. Bu s1. Burada da kardeşim s2'yi bulurken de ne yapacaksın? Sınırların k'dan 5'e kadar, bakın s2'yi arıyorum, üsttekinden yani maviden kırmızıyı çıkartacağım. Gx'ten fx'i çıkartmalıyım dostlarım. Bu da sana, dx'i de yazalım, S2 alanını verecek. Bize de bunların ikisinin toplamını soruyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var burada. Nedir hocam o sıkıntı? Hep fx'ten gx'i çıkartmış. Yani sen burada şu kısmı s2'yi bulurken ne yapıyorsun? G'den f'i çıkartıyorsun. Ama bu istiyor ki f'ten g'yi çıkart. Lan o zaman diyeceksin ki hocam, eksi 3'ten k'ya kadar olan kısım bir kere s1. K'dan eksi k'dan 5'e kadar olan kısım da s2 ama gx'ten fx çıksaydı s2 idi. Fx'ten gx çıkıyorsa eksilisini alacaktım. O zaman eksi s2 olacak burası diyeceksin. Yani bu sorunun cevabı 10 eksi 14'ten eksi 4 gelecek arkadaşım. Bu integralin sonucu eksi 4'tür diyebilirsiniz. Evet, geçtik bir sonraki sorumuza. Güzel bir soru arkadaşlarım. Basit bir soru. Diyor ki y eşittir x kare parabolü ile y eşittir x doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir? Şimdi hepimiz x karenin parabolünün şeklini çizmeyi biliyoruz arkadaşlarım. Ben de buraya şöyle bir koordinat düzlemi çizmeye çalışayım. Bu arada düz çizgi çizmeye de alıştım dostlar. Tablet kullanmaya yeni yeni başladık biliyorsunuz. O yüzden bir şeylere alışmaya çalışıyorum ben de hala. Şimdi bunu bir de şöyle mavi renkle alalım. Ana, nereye gitti? Alışamamışım daha tam arkadaşlarım. Neyse, biz kendimiz çizelim o zaman. Şöyle bir koordinat düzlemi çizmeye çalışalım. Şimdi y eşittir x kare parabolünü çizeceğiz. Bunu geri nasıl alıyorduk? Şöyle mi alıyorduk? Şöyle geri alıyorduk. Biraz daha buradan çizmeye çalışacağım o yüzden. Lan ne kadar uğraştık bir soruyla. Evet, bunlar bizim koordinat düzlemimiz. Şurası x ekseni, şurası y ekseni. Şimdi x kare parabolünü hepiniz biliyorsunuz arkadaşlarım. Tepesi orijin olan, kolları yukarıya doğru olan parabolümüz. Bu bizim y eşittir x kare parabolümüz.
Şimdi bir de y eşittir x doğrusunu çizelim. Y eşittir x doğrumuzda tam orijinden geçen birinci açıortay doğrusu dediğimiz doğruydu. Bu da y eşittir x doğrusu ve bize de diyor ki, aha diyor bu iki keratanın arasında kalan şu bölgenin alanını bul diyor. Tamam hocacığım, bu adamın sınırlarından birisi şurası, tam orijinde kesişmişler. Peki şu diğer sınır nedir öğretmenim? Şurada kaçta kesişiyorlar? Bunu da nasıl bulacağız? Ortak çözüm yapacağız. Y'leri eşit diyelim. Birincinin y'si x kare, ikincinin y'si de x. Bunları birbirine eşitlediğinizde dostlarım hemen x kare eksi x eşittir 0 oldu. X parantezinde x eksi 1 eşittir 0. X buradan ya 0 ya da 1 geldi. 0'da zaten kesiştiklerini görmüştük. Demek ki bir de 1'de kesişiyorlar. O halde şimdi ben bu bölgenin alanını hesaplayayım integral yardımıyla. İntegralimin sınırları x ekseni üstünde 0'dan 1'e kadar. Üstteki fonksiyondan alttakini çıkartacaktık dostlarım. Üstteki hangisi oldu? Bakın üstteki fonksiyonumuz doğru. Yani y eşittir x doğrusu. Y'nin eşit olduğu kısmı yazıyoruz. X'i yazdı. Bundan neyi çıkartacağım? Alttakini. Alttaki hangisi? Parabol. Yani x kare. X kareyi çıkarttığımda işte bu integralin sonucu benim aradığım alan olacak arkadaşlarım. Bana sorulan yer burası. Bundan sonrasını yaparsınız ama hadi ilk sorumuz olduğu için ben bir çözüme de ulaştırayım bunu. X'in integrali x kare bölü 2 eksi x karenin integrali de x küp bölü 3. Sınırlarımız da 0'dan 1'e. 1 yazarsak şurada yapalım. 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 geliyor. Eksi 0 yazarsak da 0 eksi 0'dan 0 geliyor. Burayı da 3 eksi 2 bölü 6'dan 1 bölü 6 olarak bulduk dostlarım. Aradığımız alan 1 bölü 6'ymış dedim. Geçtim 3 numaralı sorumuza. Diyor ki y eşittir x küp eğrisiyle yine y eşittir x arasında kalan, doğrusu arasında kalan bölgenin alanı. Hadi gelin yine biz bir koordinat düzlemi çizelim arkadaşlarım. Hangisi üstte, hangisi altta kalıyor bunu anlamamız için grafiği çizmemiz biraz işimize yarıyor dostlar. O yüzden şöyle yavaş yavaş grafiği çizelim. Şimdi x küpün grafiğini hepimiz biliriz. Şöyle tam orijinden geçen şöyle bir şekil. Bu bizim x küp eğrimiz. Y eşittir x doğrusu diyor. Hemen onu da şöyle mavi renkle gösterelim. Y eşittir x doğrusu da şöyle orijinden geçen. Oo, güzel çizdim bu sefer. Şöyle bir eğri arkadaşlarım. Bize de diyor ki bu ikisinin arasında kalan bölgenin alanı. Aha şu sarıya boyadığım bir burası. Bir de burası arkadaşlarım. Bakın ikisinin arasında kalan bölge bu sarıya boyadığımız bölgedir dostlar. Bize de buranın alanını kaçtır diye soruyor kardeşim. Şimdi yapacağın şey yine ilk önce bir kere şurada sıfırda kesişiyorlar. Tamam eyvallah hocam. Orijinde kesişiyorlar da bir de başta kesişirler. Bir de onu bulalım. Şu iki sınırı da bulalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen x küp eşittir x diyoruz. İkisinin de y'lerini birbirine eşitledik. X küp eksi x eşittir 0. X parantezinde x kare eksi 1 eşittir 0 geldi. Buradan x eşittir 0. Zaten 0'da kesiştiklerini görüyorum. Şuradan da dostlarım x kare 1'e eşit. X eşittir ya eksi 1 ya da artı 1 geliyor. Yani bir 1'de bir de eksi 1'de kesişiyorlarmış bu amcalar. Tamamdır. Buraya kadar geldik. Her şey yolunda. Şimdi benim integralim iki parçadan oluşuyor. Bunlardan birisi A parçası, diğeri de B parçası. Bakın B parçasını az önceki soruda neredeyse tıpatıp aynısını yaptık. B'yi hemen bulalım isterseniz. B alanı eşittir. Diyeceğiz ki üsttekinden alttakini çıkarıyoruz değil mi? Üstteki mavi doğru. Yani y eşittir x doğrusu. Bir kere sınırları yazalım. 0'dan 1'e diyelim. Y eşittir x doğrusu yani x'ten eğriyi çıkartacağız. Üstteki doğru, alttaki eğri. X küpü çıkarttık. İşte bu integralin sonucu bize B alanını verdi. Tamamdır hocam, bunu bulduk. Peki şimdi gelelim A'daki alanı bulmaya. A alanının da sınırları bakın. Eksi 1'den 0'a kadar. A alanını yazıyorum şimdi. Eksi 1'den 0'a kadar olacak. Fakat üstteki değişiyor değil mi? Şimdi üstte hangisi geldi? Eğri geldi. Yani X küp geldi dostum.
Aşağıya hangisi geldi? Doğru. Yani x geldi. İşte bu iki işlemin sonucu senin aradığın cevap olacak kardeşlerim. Bu ikisinin toplamı daha doğrusu senin aradığın cevaptır. O da 1 bölü 2 geliyormuş. Çok fazla uzatmadım ben. Siz artık integralleri tek tek alıp toplayabilirsiniz dostlar. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet, yine iki tane parabolümüz var elimizde. Birisi y eşittir x kare, çok bildiğimiz parabol. Diğeri de y eşittir kök x parabolü, değil mi? Burada her iki tarafın kare kökünü alırsak y eşittir kök x parabol. Şimdi bunların yine şeklini çizmeye çalışayım ben arkadaşlarım. Şöyle yine bir koordinat düzlemi çizelim. Ay, gittikçe elim alışıyor ha, güzel çizdim yine. Önce y eşittir x kare parabolü. Çok iyi bildiğimiz tepesi orijinde olan şöyle bir parabol arkadaşlarım. Bu y eşittir x kare parabolü. Bir de mavi rengimizi alalım hemen. Mavi ile de y eşittir kök x parabolünü çizelim. Yine tepesi orijinde şöyle bir parabolde bu diğeri. Bize de diyor ki ikisinin arasında kalan bölgenin alanı. Şurayı istiyor arkadaşlarım. Şu bölgenin alanı bizden istenen bölge burası. Sarıya boyadık bu bölgeyi de. Evet, bakalım neler yapacağız. Şimdi bu bölgenin A diyelim buraya. Alanını arıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Yine sınırları bulacağız ilk önce ki sınırlardan birisi orijin. Diğerini de görüyorsunuz şu noktada kesişiyorlar. Hadi önce bir sınırları bulalım. Ne yapacağım bunun için dostlarım? Bunları birbirine eşitleyeceğim. Yani kök x eşittir x kare diyeceğiz dostlar. Hemen ya direkt biliyorsunuz aslında değil mi? Bir yazınca bakın sağlıyor. Yani bir de bir kere kesişiyorlarmış bunlar. O halde hiç çok uzatmayalım. Bir diyelim. Yani normalde ne yapacaktım? Her iki tarafın karesini alacaktım. X eşittir x üzeri 4 diyecektim. Sonra x üzeri şurada sıfırı bırakıp x üzeri 4 eksi x sıfıra eşittir. X parantezinde x küp eksi 1 eşittir 0 olur diyecektik. Buradan x ya 0 ya da 1 çıkacaktı. İçim rahat etmedi. Yine de bir yapayım istedim arkadaşlarım. Biri de göstereyim istedim. Belki hani olur ya, bazen izleyen arkadaşlarımız bu kısmında nasıl bulunacağını bilmiyordur. Onu da bir görmüş oldular böylelikle. Şimdi sınırlarımız sıfırdan 1'e kadar. Hadi yazalım. Üstteki eğrimiz hangisi? Mavi olan, yani kök x eğrisi. Sınırlar sıfırdan 1'e kadar. Diyeceksin ki kardeşim önce üsttekini yazıyorum kök x'i. Sonra alttakini yazıyorum x kareyi. Ve integrali aldığımda benim aradığım A alanı ortaya çıkıyor diyorum dostlarım. Bundan sonrasını size bırakabilirim isterseniz ya da integrali hemen alalım istersen kardeşim. Kök x'in integrali 2 bölü 3 x üstünde 3 bölü 2 eksi x'in integrali de x karenin integrali de x küp bölü 3 sınırlarım sıfırdan 1'e. Bir 1 yazıyorum. Bir 0 yazınca zaten 0 geliyor. 1 yazınca da 1 eksi 1 bölü 3 mü oluyor arkadaşlarım? 1 yazınca 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 oluyor. Oradan da 1 bölü 3 geldi. Aradığım cevap 1 bölü 3'müş yani. Şimdi burada bir de şunu da söyleyeceğim kardeşim. Hani bizim bir pratik yolumuz vardı. Bunu da bir söyleyeyim istedim. Şimdi burada x'e 1 yazarsanız y'miz de 1 çıkıyor. Şuraya da 1 yazalım. Bu nasıl bir renk la? Şunu alayım bakayım. Değişik bir kalem oldu. Neyse. Burası da 1 çıkıyor kardeş. Şöyle yapalım. Şu renk, yeşil rengi alalım ya. Evet. Şimdi şöyle bir pratik yolumuz vardı. Şu ortadaki alan A ise burası da A, burası da A diye biliyorduk hatırlarsanız pratik yöntemimizde. Ve biz 3A'yı 3A eşittir. Şuradaki karenin alanı olarak biliyoruz. Karenin alanı da 1 çarpı 1'den 1. Demek ki A eşittir 1 bölü 3 olarak. Pratik yöntemle de bu şekilde yapılıyor ama siz yine bu yöntemi de bilin dostlarım. Bilin daha doğrusu bu yöntemi. Çünkü zaten böyle bir soruda çok da fazla böyle sınavda çıkacağını zannetmiyorum. Evet, geldik bu soruya. Diyor ki şimdi x eşittir y kare parabolü ile. Peki y eşittir 30 eksi x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı acep nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bunların bir şeklini çizmeye çalışalım isterseniz ilk etapta ona göre bir konuşalım. Şöyle bir koordinat düzlemi çizdik. Şimdi bu y eşittir kök x eğrisi. Y eşittir kök x demek de yok, şununla çizmeyeceğim. Bununla çizeceğim ya. Bu kalem ince yazıyor. Şöyle bir eğriydi. Zaten az önceki soruda da gördük bunu arkadaşlarım. Şu bizim y eşittir kök x eğrimiz ya da x eşittir y kare eğrisi.
Bir de şu doğrumuz var. Hemen bu doğrunun da grafiğini çizmeye çalışalım. X'e 0 verirsek y'yi 30'da kesiyormuş. Şurası 30'da kestiği nokta. Y'ye 0 verirsem de x'i de 30'da kesiyormuş dostlarım. Şurası da x'in 30 olduğu nokta olsun. Şimdi bu ikisinden geçecek. Bunu da şöyle mavi ile çizelim biz. Bu ikisinden geçen doğruyu çizdim. Tam şurası 30 noktası arkadaşlarım. Bunu da göstereyim. Şu 3'ü sildim yani buradan. Evet. Buradan da geçen bu doğruyu da çizdik. Şöyle şu eğri ile de şurada bir yerde kesişiyorlar tabii ki haliyle. Şöyle bir şekil. Tamam. Bize de diyor ki bu ikisinin arasında kalan bölgenin alanı. İşte bize sorulan bölge şu bölgedir arkadaşlarım. Şöyle sarıyla boyayalım orayı biz. Bize bu bölgenin alanı soruluyor. Tamamdır hocam. Şimdi bu bölgenin alanını bulalım. Şöyle güzelce boyadık. Tamamdır. Şimdi canım dostum, burada x'e göre alırsan sınırlarını, sınırlar x'e göre alınırsa bakın şuradaki x'in üstünde kalan şu parçada hangisi üstte, hangisi altta kafan karışır. Dolayısıyla ben de diyorum ki sınırları direkt y'ye göre alalım. Y eksenine göre bulalım bu integralin sonucunu. Şu ikisinin de kesiştiği noktayı bir bulalım arkadaşlar. Bu sefer y'ye göre alacağım için x'lerini birbirine işleyeceğim. Bakın bunun x'i y kareymiş. Bunun x'ini yalnız bırakırsam da 30 eksi y oluyor dostlarım. Bunları birbirine eşitledim. Şimdi buradan da y kare artı y, hatta düzenleyelim şuraya. Y kare artı y eksi 30 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırırsak 6'ya 5 desek şunu da eksi 5 yapsak oldu galiba. Y eşittir buradan bir 5, y eşittir bir de eksi 6 geldi. Yani bir eksi 6'da bir de 5'te kesişmişler. Y'lerin 5 ve eksi 6 olduğu noktada kesişmişler. Y'ye göre alıyorum bakın. Çünkü üstteki direkt bu doğru. Alttaki de direkt eğri çıktı. İşimiz gayet kolay olacak dostlarım. Şimdi yazalım integrali. Eksi 6'dan 5'e kadar sınırlarımız. Üstteki olan hangisi? Doğru. Doğrunun denklemini yazacağım buraya. Fakat y'ye göre aldığım için y'sini yazacağız. Yani x'in eşitini yazacağız burada. O da neydi? 30 eksi y. O halde önce 30 eksi y'yi yazıyorum. Yani y'li ifadesini yazıyorum. Eksi ikincisi de eğrimiz. Yani y kare eğrisi. Y kareyi yazıyorum. İşte bu integralin sonucu dy yazalım buraya da. Bizim aradığımız cevap olacak arkadaşlarım. Çok fazla uzatmıyorum burayı dostlar. Çünkü uzun uzun yapmayalım bunu. Cevap 420 eksi 325 bölü 6 geliyormuş. Bunu da yapmayacağım artık. Böyle bir sonuç bulacakmışsınız. Soruları böyle kendim salladığım için arkadaşlar cevapları çok fazla düşünmeden yapıyorum. O yüzden mazur görün. Böyle salak salak cevaplar çıkabilir. Haberiniz olsun. Pekala. Geldik 6. sorumuza. Bakalım bu ne diyor şimdi dostum. Şimdi yine y eşittir x kare parabolümüz var. Bir de y eşittir x üzeri 5 eğrisi var. Gelin yine bunların resmini çizelim biz. Bakalım hangisi altta hangisi üstte oluyor bunu bir görelim. Şimdi y eşittir x kare parabolünü biliyoruz artık. Şöyle bir şey. Bu bizim y eşittir x kare parabolümüz. Hemen mavi rengi aldım. Y eşittir x üzeri 5 eğrisini çizeceğiz dostlarım şimdi. Y eşittir x üzeri 5 eğrisi de şöyle bir eğri olacak. Tam çizmeye çalışayım şöyle. Şuradan gelecek. Şöyle. Bu da x üzeri 5 eğrisi. İnşallah çizebilmişimdir dostlarım. Çok da güzel olmadı ama. Bize de diyor ki bu ikisinin arasında kalan şu alanı bul. Bak bir kere bir sıfırda kesişiyorlar. Orijinde kesişiyorlar. Bir de şurada bir yerde kesişiyorlar. Bunu da bulmak için ne yapıyorduk? Hemen x kare eşittir x üzeri 5 yazıyorum. 0 eşittir x üzeri 5 eksi x kare yazdım. Yine 0 eşittir x kare parantezinde x küp eksi 1'i yazdık. Buradan 0, buradan da 1 geldi. Demek ki bir de 1'de kesişiyorlar dostlar. Hemen şimdi integralimizi bulalım. Nasıl yapacağız? Sınırlarımız 0'dan 1'e. Üstteki parabol olduğu için, x kare olduğu için x kare yazıyorum. Alttaki de mavi eğri yani x üzeri 5 eğrisi olduğu için ikinci olarak da x üzeri 5'i yazıp birbirinden çıkarttım. D x'imi yapıştırdım dostlarım.
Hemen alalım bu integrali. X küp bölü 3 bunun eğrisi. Bu integrali, bunun integrali de x üzeri 6 bölü 6. Sınırlarımızda 0'dan 1'e. Bir 1 yazıyorum. 0 yazınca zaten 0 geliyor. 1 yazalım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 geliyor. Buradan da işlemin sonucu 1 bölü 6'dır diyebiliriz dostlarım sorunun cevabı. Evet, geldik buna. Taralı alan nedir diye bir soru sormuş Emice'min oğlu bize. Şimdi taralı alana bakınız dostlarım. Gayet basit, kolay bir sorudur dostlar. Hiç böyle ekstra farklı bir şey yok. Sınırlar belli, 1'den 8'e kadar. Üstteki eğrimiz mavi olan, alttaki eğrimiz nedir onun ismi işte? Üstteki kırmızı olan, alttaki mavi olan, bize de taralı bölgenin alanını soruyor. Hemen çok uzatmadan yapıyorum. Sınırlar 1'den 8'e kadar. Üsttekini yazıyoruz önce. Küp kök x'miş. Küp kök x. Sonra alttakini yazıyoruz. Alttaki de y eşittir 1 doğrusu. Yani y'nin eşitini yazdığım için buraya da 1'i yazdım. İşte bu integralin sonucu dx diyelim buraya. Bizim aradığımız cevap olacakmış arkadaşlarım. Hemen şimdi alalım bu integrali de isterseniz. Orada x küp var ya. O belki küp kök x var ya. O kafanızı karıştırıyor olabilir. Küp kökünü alalım. 3 bölü 4 çarpı x üzeri 4 bölü 3'tür. Bu integralin sonucu. Birin integrali de eksi x'tir. Sınırlarımız 1'den 8'e. Şimdi önce 8 yazalım. 8 yazarsak 8 2'nin küpüydü. 2 yazdım. Buradan 12 eksi 8 geldi. 8 yazdığım için. Eksi 1 yazarsam da 3 bölü 4 eksi 1 geldi. Burası 12'den 8 çıktı. 4 4 3'ten 4 çıktı. Eksi 1 bölü 4 geldi. Ben hesaplayamadım ya. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1 bölü 4. Bir de eksi başında var. Artı 1 bölü 4 de buradan geldi. 4 kere 4 16. Bir daha 17 bölü 4 çıktı. Sorunun cevabı kardeşim. Evet, geçtik bir sonraki sorumuza. 8. soru. Burada da diyor ki yine taralı bölgenin alanını ifade eden şu aşağıdaki integrallerin sonucu nedir diye bir soru sormuş bize. Yani aslında burada çok fazla şey yok. Taralı alanı ifade eden integral var zaten direkt elimizde dostlarım. Hani normalde biz yazacaktık bu integrali ama kendisi yazmış. Şöyle yapmış aslında olay şu. Sıfırdan 3'e kadar olan şu bölgenin alanını soruyor ya. Şimdi sen sıfırdan 3'e kadar hesapladığın zaman bak şuradaki bölge de giriyor. Taradığım şu maviye boyadığım bölge de giriyor işin içine. Bunu çıkartmayı ihmal etmeyeceksiniz dostlarım sıfırdan 3'e kadar hesapladığınızda. Ya da amca da diyor ki bize önce şuradaki kesim noktalarını bir bul bunların. Şuradaki parabolün şu x ekseni kestiği noktayı bul diyor. X'e 0 verirsem y'yi sıfırda kesiyor. Y'ye 0 verirsem de x'i 2'de kestiğini görün. Yani şurada bir 2 var. Bakın sen bu integrali şöyle bulabilirsin diyor. Şuradaki taralı alanı. 0'dan 3'e kadar tamamını alırsan şuradaki ifade de girer diyor. Şu kırmızının integralini aldığında şuradaki ifade de işin içine giriyor. O yüzden 2'den 3'e kadar olan kısmını çıkart diyor. Şu kısmı çıkart diyor bize kardeşim. Olayın özü bu ama hiç buradaki ne yorumladığını falan filan hiç düşünmeyin. Boş verin. Buradaki şekilde de çok böyle umursamayın bunu. Direkt buradaki integrali alın bitsin. Cevap bu zaten. İntegrali al diyor bize zaten. Çok uzatmaya gerek yok. Hemen integrali bulalım. Eksi x küp bölü 3 artı 4 tane x kare bölü 2'den 2x kare gelir bununki. Bu da 0'dan 3'e kadarmış. Eksi şunu bulalım şimdi. X küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2'den x kare geldi. Sınırlarımızda 2'den 3'e kadarmış dostlarım. Şimdi bu integralin sonucunu ben daha fazla uzatmayacağım. Direkt 23 bölü 3 buluyormuşuz kardeşlerim. Evet, geçtik bir sonraki sorumuza. Bilmem ne doğrusuyla bilmem ne eğrisi arasında kalan bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Hadi gelin bunları bir çizmeye çalışalım biz ilk önce. Şimdi 2 kök x eğrisini çizeceğiz dostlarım. 2 kök x eğrisini şöyle bir göstereyim. Normalde y eşittir kök x eğrisini biliyorsunuz. Y eşittir kök x şöyle bir eğriydi değil mi arkadaşlarım? 2 kök x dediği zaman da işte biraz daha genişi. 3 kök x gittikçe artan bir genişlikte olacak. Şöyle bir eğri yani. Çok uzatmaya gerek yok. Şunu bilseniz yeter. Şöyle bir şey olacakmış. Y eşittir kök x eğrisi. Peki
Bir de ne diyor bize? 2 kök x eğrisi, pardon. Şurası 2 kök x. Bir de şu doğru diyor arkadaşım. Doğruyu da hemen çizmeye çalışalım. X'e 0 verelim. Y'yi eksi 4'te kesen bir doğru. Y'yi eksi 4'te kesecek. Y'ye 0 verelim. X'i de 2'de kesen bir doğruymuş. Şurada da bir 2 noktası olsun. Şöyle bir doğru arkadaşlarım bu da. Şöyle çizmeye çalışalım. Bir de bu doğrumuz var. Peki ikisinin kesiştiği nokta neyi öğretmenim? Şu kesim noktalarını da bulalım hemen. Kesim noktası da y'lerini yalnız bırakalım. 2x eksi 4'tür bunun y'si. Bununki de 2 kök x'tir. Buradan 2'ye bölersek x eksi 2 eşittir kök x gelir. X eksi kök x eksi 2 eşittir 0 gelir. Buradan da kök x eşittir 2 olur. X eşittir 4 mü geliyor dostlarım? 4 geliyor galiba. 4 yazarsak oluyor mu ya? Yani kök x'e işte a diyeceğiz. Şöyle yapalım ya. Niye çok uzatıyorsam. Kök x eşittir a olsun. Kök x a ise her iki tarafın karesini aldım. X eşittir a kare geldi. Şurada yazalım. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0 oldu. Bunu da çarpanlarına ayırırsak 2'ye 1 diye ayırdım. Eksi 2 yaptım. Buradan a eşittir 2 çıktı. Ya da eksi 1 çıktı. Ama a dediğimiz şey kök x olduğu için köklü bir ifadeyi eksiye eşitlemedim. Kök x eşittir 2'dir dedim. X eşittir buradan 4 geldi. Demek ki bu adamların kesim noktalarından biri de 4'müş dostlarım. Onu da şurada gösterelim. Şurada 4'te kesişiyorlarmış. Şimdi bize sorulan alan neresi peki hocacığım? Bize sorulan alan bu ikisinin arasında kalan şu bölgenin alanı, tamamdır. Şimdi ne yapacağız bakalım? Burayı nasıl bulacağız? Onu görelim. Şöyle yapacağız dostlarım. Şimdi üstteki zaten belli. Dur, kalemi değiştirelim. Şu kalemimizi alalım. Üstteki eğrimiz 2 kök x eğrisi. Alttaki eğrimiz de bizim doğrumuz. Şimdi üsttekinden alttakini çıkartacağız. Hemen yapalım. Sınırlarımız 0'dan 4'e kadar. 0'dan 4'e kadar. Üsttekinden alttakini çıkartıyoruz dostlarım. Üstteki eğrimiz 2 kök x eksi. Alttaki eğrimiz de doğru. Yani y'yi yalnız bırakırsak 2x eksi 4 doğrusu. 2x eksi 4. İşte bu integralin sonucu senin aradığın taralı alan gelecek. Bunun da sonucu kardeşim 68 bölü 3 çıkıyormuş. Bu kısmı çok uzatmadım artık. Evet, geldik buna. Bakalım bu ne diyor şimdi. 10. sorumuz. Şimdi dostum şu kök içinde bir şey eksi x kareye sen artık alıştın. Bunu bir kereye mahsus bir daha göstereceğim şu kenarda. Ama geçen integral alan iki kısmında göstermiştik zaten ama bir kez daha gösterelim burada. Şimdi bu bizim birinci fonksiyonumuz f. Bu da ikinci fonksiyonumuz. Bakın birbirinden çıkartmış bunları. F'den g'yi çıkartmış. Demek ki üstteki f'miş, alttaki g'ymiş. Sınırlar da 0'dan 3'e kadarmış. Ama şu fonksiyonların şimdi grafiğini çizmek için nerenin alanını sorduğunu anlamaya çalışacağım. Bunları bir tanımlayacağım dostum. Şimdi y dediğimiz yani f dediğim şey kök içinde 9 eksi x kareymiş. Hemen her iki tarafın karesini aldım. Y kare eşittir. 9 eksi x kare geldi. X kareyi bu tarafa atalım. Y kare artı x kare eşittir. 9 çıktı. Bakın bu neydi? Merkezil çember. Merkezi orijin olan yarıçapı şunun kare köküydü. 9'un kare kökü 3. Yarıçapı 3 olan bir çemberin denklemiymiş meğersem f fonksiyonu. O halde gelin bunu bir çizelim biz kardeşlerim şuradan. Şimdi şu f'i yani çemberi bir çizmeye çalışalım. Şöyle koordinat düzlemini çizdim. Yarıçapı 3'müş kardeşim. Merkezi de orijinmiş. Şöyle bir çemberdir bu. Evet. Yarıçapı 3 olan yani tam şurası 3 noktasıymış. Şurası işte eksi 3 noktasıymış. Şurası da 3 noktasıymış. Burası da eksi 3 noktasıymış. G dediğimiz fonksiyon da y eşittir 3 eksi x fonksiyonuymuş kardeşlerim. Bunun da şeklini çizelim. X'e 0 verirsem y'yi nerede kesecek? 3'te. Y'ye 0 verirsem x'i nerede kesecek? Yine 3'te kesecek. Demek ki benim ikinci doğrum da şöyleymiş.
İşte buymuş. Ve bakın şu integralin sonucu aslında ne? Üsttekinden alttakini çıkar. Bak üstteki f, alttaki g, işte şu aradaki alanı soruyormuş meğersem bize dostlarım. Hiç integralle falan uğraşmaya gerek kalmadı. Bize neyi soruyor meğersem? Sıfırdan da 3'e kadar dedi ya şu aralıktakini, şu sınırları da burada göstermiş. O yüzden burayı aldık dostlarım. Bize de meğersem şunu soruyormuş kardeş. Şurada bir çeyrek daire var. Yarıçapı 3 olan çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Eksi diyor şuradaki üçgenin alanını çıkart diyor değil mi bize? Çeyrek daireden şu kırmızıya boyadığım üçgenin alanı. Üçgen alanı da dik üçgen olduğu için dik kenarlarını çarpıp 2'ye böldüm. 3 burası, 3 burası. 3 çarpı 3 bölü 2'den. İşte aradığım cevap bu. R yerine de 3 yazalım. Karesi 9 oldu. Yani 9 pi bölü 4 eksi 9 bölü 2'dir benim aradığım cevap dostlar. Bakın bu soruyu şimdi çözmeden önce sen burada bir videoyu durdur. Çünkü artık bilmediğim bir şey yok kardeşim. Videoyu durdurup geri kalanı her türlü çözebilirsin bence. Çünkü artık şu f dediğimiz bir fonksiyon, şu da g dediğimiz. Üstteki f'miş, alttaki g'miş. F dediğimiz şey bir çember denklemiymiş değil mi? Şöyle oluyormuş meğersem. Y kare artı x kare eşittir 16'ymış bu çemberin denklemi. Demek ki merkezi 0'a 0. Yarıçapı 4 olan bir çembermiş bu. Hemen bunun şeklini çizmeye çalışalım şöyle. Koordinat düzlemini çizelim. Bir tane çember çizeceğiz. Merkezi orijin olan yarıçapı 4 olan bir çember. Yarıçapı 4 olduğu için şuralar 4, 4, 4 noktasıdır dedim. Bir de diyor ki y eşittir kök 3 x eğrisi var diyor kardeşim. Kök 3 demek eğimiydi değil mi? Bu doğrunun eğimi. Eğimi kök 3 ise eğim açısı 60 derece olacak. Tanjant 60'tır çünkü kök 3 olan. Demek ki benim aradığım doğru da şöyle bir şey olacak kardeşim. Şöyle bir doğru. Eğim açısı 60 derece olan, demek ki şurası 30 derece, bir doğrudan bahsediyor bize. Ve diyor ki bunun da diyor bu doğruyla bu eğri arasında kalan bölgenin alanını soruyor bize. Fakat sıfırdan 2'ye kadar. 2 nerede bir yerde? Şuralarda bir yerde. Sıfırdan 2'ye kadar olsun diyor. Hatta bunların kesim noktalarını da bulalım biz ya. Şu y yerine kök 3x yazsak, ikisinin kesiştiği noktayı bulsak şurada. Y yerine kök 3x yazdım. 3x kare mi oldu burası? X kare daha 4x kare. 4x kare 16 gelir. X kare 4 gelir. Demek ki x eşittir. Bir 2'de bir de eksi 2'de kesişiyorlar. İşte tam şu kesiştikleri nokta meğersem 2'ymiş arkadaşlar. Tam burada kesişiyorlarmış bunlar. Ve diyor ki bak üstteki 0'dan 2'ye kadar olacak. 0'dan 2'ye kadar şurada olacak. Üstteki çember alttaki eğri. Yani şuradaki alanı soruyor bize dostlarım. O halde bu sorunun cevabı 30 derecelik daire diliminin alanıdır ki o da nasıl bulunuyordu? 30 çarpı pi r kare bölü 360. Bir sıfır, bir sıfır gitti. 4'e bölelim 4, 4'e bölelim 9, 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 1. 4 pi bölü 3 çıktı sorunun cevabı kardeş. Evet, geldik 12 numaralı sorumuza. Yine neredeyse aynı sorudan arkadaşlarım. Bakın şunu biz yine y olarak yazarsak y eşittir kök içinde 16 eksi x artı 1'in karesiymiş. Her iki tarafın karesini alalım. Y kare eşittir 16 eksi x artı 1'in karesi gelir. X artı 1'in karesini buraya artı olarak atarsak y kare artı x artı 1'in karesi eşittir 16 geldi. Bakın yine bir çember denklemi merkezi eksi 1'e 0 olan yarıçapı şunun kareköküydü 4 olan bir çember denklemiymiş bizim aradığımız şey. Hemen bunun şeklini çizmeye çalışalım kardeşlerim. Şöyle bir çember çizelim. Merkezi eksi 1'e 0. Şurası eksi 1 olsun. Yarıçapı 4 olacak. Yani 4 olması için şuradaki 3'ten geçecek. Ve şurada da bir 4 noktası var. Şey eksi 5 noktası var. 4 birim olması için yarıçapın. Şöyle bir çember. Hop. Bizim aradığımız çember bu arkadaşlar. Şurası x ekseni, burası orijin,
Burası da y ekseni. Şimdi bize de diyor ki bu çemberin diyor kardeşim eksi birden 3'e kadar olan bölgesinin x sınırları üstünde eksi birden 3'e kadar olan bölgenin alanını bul. Sınırladığın bölgenin alanı. Peki bu adamın şu eksi birden 3'e kadar x ekseniyle sınırladığı bölge şurasıdır ki bu da bu çeyrek daire demek değil midir kardeşim? O halde bana sorulan şey yarıçapı 4 olan çeyrek dairenin alanı. Yani cevap 4 pi'dir diyoruz. Olayı bitiriyoruz kardeşlerim. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın dostlar.